Pardon, affedersiniz. Dikkat etsene. Çok özür dilerim. İyi misiniz? Sen kimsin ya? Senle karışıyorsun. Ben size çarptığı için yardımcı olmak istedim, yoksa... Yardım istedin mi? Ha? Her gördüğünüz kadını aciz sanmayın. Ben kendi başımın çaresine bakabilirim. Pardon. Ego tatminini git başka kadın üzerinde yap. Ego tatmini mi? Evet. Şiddeti yapan da siz, kahraman kesilen de, değil mi? Kadınına göre, durumuna göre. Allah Allah. Aa bak, burada 17 yaşındayım. Hızlı zamanlarım. Şimdi öyle değilim, duruldum yani. Çok tatlı. Değil mi? Özgür, ne var? Bir konuşalım mı? Çocukluk arkadaşım. Hep böyle zamansız. Evet, çok. Ara beni, tamam? Tamam. Sen de ara. Arayacağım. Aşık oldum abi. Ne oldu, ne oldu? Aşık oldum. Abi tam onu bir net alabilir miyim ben? Duyamıyorum şu an. Aşık oldum abi. Ya sadece 10 dakikada bir arada değiliz. Nasıl olabiliyor ki öyle bir şey? Ben de anlamadım abi. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Hayatımın kadını sanırım. Hocam, o hissettiğin şey aşk değil. Sayemde sonunda mutfaktan çıktığın için ve yani bir iki kadın gördüğün için senin bu hormonlar var ya, onlar atağa geçti. Seçil'le de ayrılalı bir yıl olduğu için neredeyse şu an mesela bir ineğe bile aşık olabilirsin. Yani o kadar anlam yükleme o kıza bence. Yok artık. Seninle ilgili bu konu. Tamam, renkli hayatıma geri dönüyorum ben. Aa, kızlar sizi bir... Arkadaşımla tanıştırayım Ozan, gelsene. Abi. Biraz utangaçtır böyle, mahcuptur. Aşk adamı ya. İyi yaptın ya, bilsin haddini. Herhalde. Onda kaldım diye havalara girdi. Şu erkek milletine 200 vermeye geldi. O yüzden vermeyeceksin. İşimizden geliyor değil mi? Evet evet geliyor. Bak, sakın yalvarsa bile taviz verme, tamam mı? Gidelim. Saçmalama Deniz, o kadar da değil. Gideyim de bütün gece burada eğlensin. Atmaca gibi bekleyen kızları görmedin galiba. Ya birine beğenirse? Ayrıca erkeklerin direnci benim limonlu cheesecake'e direncim kadar. 3 dakika. Hiç riske atamam vallahi. Geliyor, yürü. Bebeğim, bebeğim. Aşkım sen hiç merak etme. Şimdi eve gideceğiz, ben sana bir güzel kahve yapacağım. Oh, biz bir sürpriz gidecek. Nasıl bırakayım onu burada? Bebeğim, bebeğim. Hadi ama çok uzattım. Levent, sen partiden ayrılmasana. Serdar ayıp olur. Ne? Ayıp mı olur? Ayıp olur diyor ya. Hı. Olursa olsun. Senden önemli mi? Senden değerli mi bebeğim? Hadi lütfen evimize gidelim. Tamam. Geleceğim ama sırf seninle konuşacaklarım olduğu için geliyorum. Konuşacak mıyız? Tabii konuşalım. Uzun uzun konuşalım. Hadi gel gidelim artık. Deniz'ciğim, ben gidiyorum, canım, görüşürüz. Gel gidelim. Ya bu Deniz'in olumsuz negatif enerjisine kapılıyorsun. Olayları büyütüyorsun. Saçmalama Levent. Kıskanç bir kız o. Canım çok öpüyorum. Levent'ciğim. Araba kilitliyor kendini de arada. Spor ya ondan. Ben sana ne diyeyim? Tamam, bu vardı. Bu ne ya? Ya bu olacak şey mi? Hayır, bu gerizekalı kim acaba? Pardon! Pardon! Ben şimdi yapacağımı biliyorum. Buraya park edilir mi acaba bu araba? Neyse, dur. Dur, dur. Ben biliyorum. Arıyorum çekiciyi. Hah, gel. Şarjım bitti. Şu an mı? Hayır, kimse yok mu? Pardon. Çok pardon. Yine mi sen ya? Bak, sen beni takip mi ediyorsun ha? Bak, yasalar değişti. İstesem seni 2 dakikada işleri tıktırırım, beni delirtme. Bu araba senin mi? Araba yok. Araba benim değil. Ha. Telefonun var mı? Numara olarak mı? Cihaz olarak canım. Cihaz olarak aramak için. Ha tamam. Tabii tabii. Vereyim. Buyurun. Çekiciyi arayacağım da. Hadi gelsin çeksin bunu. Böyle bir rezillik olabilir mi ya? Gelmiş arkama dibime kadar girmiş. Ha, çıkamıyorum da yani. Kaldım burada. Yok yok. Çekici. Ben yapacağımı biliyorum.
Hayır ama bu nasıl bir beyinsiz Allah aşkına ya? Arıyorum. Alo. Alo. Evet, evet. Evet, konu bildirmek istiyorum. Araç çekilecek. Evet, manyağın teki gelmiş, dibime girmiş. Hı-hı. Tabii. Tabii, hemen plaka söylüyorum. 34. Oğlum neler diyorsun ya? İnsan inanası gelmiyor yani. Harbiden göz mü yumdun bunları arabanın çekilmesine? Ne yapayım abi? Ne yapsaydım kızın gözünde beyinsiz durumuna düşecektim. Gerçi ben arabamı park ettiğimde onun önündeki araç yoktu ama... anlat anlatabilirsen tabii. Vallahi Brotello'm, yani... kız seninle tanışır tanışmaz seni sindirmeyi başarmış. Geçmişler olsun, pek de öyle ilave edecek bir şey yok yani. Hayatta başarılar sana. Geç bakalım dalgana. Neyse ben eve geldim, yarın görüşürüz. İyi hadi. Kızla ilgili tek bildiğim şey plaka numarası. Tek şey değil şimdi, manyak olduğunu da biliyorsun. Pablo'cum sen söyle yani, lastiklere tekme atmak mesela. Çağ dışı. Yani ne oluyoruz? Tamam kabul, biraz sinirli bir tip. Ben sana söyleyeyim, onun hayatında en az bir yıldır kimse yoktur, kesin. Öyle mi diyorsun? Olabilir gerçi, evet. Yani biraz erkek düşmanı gibi de. Biraz mı? Hı. En tehlikeli kadın tipi bence. Niye? Sinirli diye mi? Hayır, fazla akıllı diye. Tamam işte abi, ben zaten akıllı kadınları seviyorum, biliyorsun. Deniz Koparan. Neyi? Tuttuğunu. Ha, kim o? Dünkü kız. Yani plakasını sorgulattım, Deniz Koparan'a ait. Deniz Koparan kim ya? Kız bu değil mi? Evet, bunu nereden buldun? Cevval abi, kız işte iş bitiriyor yani. Bu arada bağlantın kimse benim o dijitaldeki röportajı da bir... Neyse, onu konuşuruz. Sen ne bunları çözemiyorsun, düşünemiyorsun. Aa, iki saattir ben sen bunları falan araştırmışsındır ya konuşuyorum seninle. Yani internetten baktım da öyle artık görünmüyor ki plakadan falan isimler çıkmıyor. Sen daha bunları düşüneme. Akıllı kadın seviyorum diye öyle ortalıkta. Ya olacak ya, işte. İki günde seni parmağında oynatır bu kıza. Bak ben sana diyeyim yani. Bir kere soy ismine bak yani. Koparan. Sırf buradan zaten uzak durman için yeterli bir sebep yani. Çok önyargılısınız. Avukatmış. Oo bir de, abi şu konuşma şu an hiç yaşanmadı. Yok, tamam, hemen dağılıyoruz buradan. Sen kızı falan hiç görmedin, sen ismini falan hiç bakmadın. Abi sonlandırıyoruz. Niye ki? Niye ki mi? Abi çocukluk arkadaşımsın ya, o kadar hatırım var bilmem ne. Bilemiyoruz sana, seviyoruz seni. Bak canım, avukat kadınlar fena olur. Yani zor olurlar, kandırması zor olur. Tamam mı ya, böyle beyin kıvrımları falan ilginçtir. O konuları farklıdır. Yani rahat edemezsin. Rahat edemezsin. Arkadaşlar, ben rahat olmak istemiyorum ki. Ben huzurlu ve mutlu olabileceğim bir ilişki arıyorum, bu kadar. Ya sen kaşınıyorsun, illa kaşınacağım diyorsun. Git ara, tamam. Hemen git ara avukat kızı. Zaten telefonu falan... Buldum. Hı. Veriyorum onu. Hayır. Saçmalamayın. Arayıp ne diyeceğim? Hava nasıl bozuyor, bir açıyor, bir kapıyor da. Bizim tekrar bir şekilde denk gelmemiz gerekiyor. Rastgele. Hakikaten sen ne tür bir şakasın ya? Onu da düşündüm ben. Şimdi, internette gittiği spor salonundan fotoğraflar paylaşmış. Özgür Bey sizinle aynı salona gidiyor. Formfit. Orada bir karşılaşmış gibi falan belki. Aa bir saniye. Bir dakika. Bir saattir gözüm ısırıyor diyorum. Tamam nereden diyorum. Şu an oturdum. Ne o? Spor salonu işte oradan. Ne olmuş ki? Spor salonundan. Eminiz değil mi abi? Spor salonundan tanışıyorsunuz. Herhangi bir aranızda bir şey geçmedi yani. Yok canım, olsa şeyler. Bir geliyor mu görüntü kareler? Bir dumbbell alışverişi. Size 5'i vereyim, 8'i bana verin. Saçma. Yok abi, o kadar da değil ya. Yok. Ha, tamam güzel. O zaman ben de senin spor salonuna yazılıyorum abi. Hem bayağıdır da spor yapmıyorum, iyi olur. Hem denk gelme şansımız var, teşekkür ederim. Abi sen spora yine gel, hobi olarak yap zaten sağlık için de. Bu tarz kızlar yani böyle pek spor mipor öyle tavlayamazsın değil mi Pablo? Daha böyle iş odaklı yani, yanaşmak lazım. Yani bizim gibi yapman lazım, biz gibi. Siz gibi. Hı-hı. Bir de şu saflığı bırak, biraz saflığı bırak. Tamam. Boş konuşuyor. Evet. Nasılım güzel? İyi. İyi mi? Yani mi yoksa gayet iyi mi? Gayet iyi ben. Randevun var. Avukat kızla görüşmeye gidiyorum. Gerçekten mi? Sen hangi ara randevulaştın, konuştun? Bak dediğin kadar zor bir kız değilmiş demek ki. Ha yok, yanlış anladın. İş görüşmesine gidiyorum. Ha, taktik aynı. Kim olduğunu söylemiyorsun, tesadüfmüş gibi yapıyorsun. Aynen. Bravo. Peki bir soru. Şapkalı mı? Şapkasız mı? Şapkalı. Sofistike. Ne istediğini biliyor. Ben seçilmem, seçerim tarzı. Yürü buradan. Bu lazım mı? Alıyorum yok, ben yok. Bunu. Yok, yok.
Oğlum bu ne lan? Dışarıda cayır cayır yanıyor. Evet. Avukat kızla görüşmeye gidiyorum hemen. Evet abi görüşeceğim. Hatta görüşmeye geç kalıyorum şu anda. Bak çok rica ediyorum kız avukatımızı yapma. Başımıza sarma ya. İş odaklı yaklaştıran sendin. Abi ben o kanaldan gir dedim. Kalkıp iş yap demedim. İkisi farklı şeyler. Sanki eski avukatımızdan biraz şikayetçi gibiydin değil mi? Ben kaçtım abi. Bana şans dile lütfen. Bay bay. Büyüteç almayacak mısın? Deniz Hanım'la bir görüşmem vardı da. Tabii, kim diyelim? Ozan Dinçer. Deniz Hanım, Ozan Dinçer Bey geldi. Bekliyor, soldan ilk masa. Teşekkürler. Aa, Deniz Hanım siz miydiniz? Ne büyük tesadüf. Evet. Ama anca filmlerde. Kim oldum plakamdan buldun herhalde, değil mi? Avukat olduğumu görünce de tabii. Yok yok, siz beni yanlış anladınız. Yalnız, sen plakayı sorgulatırken benim de elim armut toplamadı. Ben de sorgulattım herhalde. Ozan Dinçer. Arabanı çektirmem sana yetmemiş anladığım kadarıyla. Tamam. Tamam, itiraf ediyorum. Kim olduğunuzu bilerek geldim. Ama sadece sizi görmek için gelmedim. Yani gerçekten bir avukata ihtiyacım var. Biraz daha konuşmaya devam edersen gerçekten bir avukata ihtiyacın olacak. Çünkü seni içeri tıktıracağım. Ya düş yakamdan ya, Allah Allah. Ozan şef. Merhaba ama çıkaramadım. Daha tanışma fırsatımız olmadı. İrem ben. Avukat İrem Çelik. Memnun oldum. Ben size hemen bir kartım vermek istiyorum. Şöyle... Buyurun. Teşekkürler. Bu arada söylemeden edemeyeceğim. Yemeklerinizin daimi müşterisiyim. Gerçekten enfes. Öyle mi? Çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Tartışılmaz. İstanbul'un en iyi restoranının şefisiniz. Hem çok iyi bir mekan hem de yemekleri sizin sayenizde tek kelimeyle efsane. Çok teşekkür ederim. Bunları duymak çok memnun etti beni. Çok sağ ol. Bu arada bizim patronumuz Ercüment Bey de sanıyorsunuzdur. O da müdavimlerinizden. Ercüment Şengezer. Evet evet tabii ki tanırım. Çok severim Ercüment Bey'i. Çok güzel. Belli ki aranız iyi. Bayağı yakınsınız. Tabii yakınızdır evet. Çok güzelmiş. Keşke geleceğinizi bilseydi kendisi de. Eğer ki Deniz Hanım'la henüz anlaşmadıysanız... ...ben seve seve avukatlığınızı yapabilirim. Gıda sektörüne hizmet veren birçok şirkette çalışıyorum ve... ...emin olun bu konuda oldukça tecrübeliyim. Şöyle yapalım, masama doğru gidelim. Ben size yardımcı olayım. Aslında... Biz Ozan Bey'le anlaştık. Bundan sonra firmaların avukatlık işlerini ben de yapıyorum. Ozan Bey, buyurun. Peki o zaman ben tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de öyle, teşekkür ederim. Görüşürüz. Evet. Umarım şirket avukatlığınızı kabul etmem havaya girmene sebep olmamıştır. Yok hayır. Ben boyumun ölçüsünü aldım. Ayrıca niye kabul ettiğinizi de biliyorum. İyi bari. Pardon, buna bakmam lazım. Tabii buyurun. Efendim? Evet, evet benim yakın arkadaşım. Tabii tabii işinde çok titizdir. Ben kefilim. Zaten CV'sinde hepsi yazıyor. Halkla ilişkiler mezunu, evet. Tamam. Bakın bu benim için çok önemli. Tamam, sizden haber bekliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Çok pardon. Kulak misafiri oldum. Arkadaşınız iş mi arıyor? Evet. Aslında biz de yeni açacağımız restorana halkla ilişkili birini arıyoruz. Yani eğer yanlış anlamazsanız tabii ki. Mekandaki organizasyonlarla, reklam ve tanıtım işleriyle ilgilenmesi gereken birini arıyoruz. Öyle mi? Evet, yani belki arkadaşınız ilgilenir. Tabii. Yani tabii ilgilenir. Süper. Evet. Şirketle alakalı. Evet. İyi akşamlar Deniz Hanım. İyi akşamlar. Dosya hala burada, gitmemiş imzaya. Alo. Bana kuryeyi çağırır mısın? Çıktı Deniz Hanım. Nasıl çıktı ya? Hem işini yapmıyor hem bizden önce çıkıyor. Bak burada Lagavion dosyası var. Bunun imzaya gitmesi lazım. Yarın bana lazım bu dosya. Ara gelsin. Peki efendim. Tamam.
Evet. Deniz Hanım, aradım fakat telefonuna ulaşılamıyor. Aman ne yapacağım ben? Tamam, tamam. Deniz'cim, istersen ben bırakabilirim. Sen bırakacaksın. Evet. Hayırdır? Sen pek iyilik yapmazsın. Neyin peşindesin? Ay Deniz, artık iyice paranoya bağlamaya başladım. Farkında mısın? Ya bak, bu kadar korkma benden. Tamam, en büyük rakibin olabilirim ama neticede iş başka, arkadaşlık başka. Değil mi? İrem Hanım, Lagabe'yi tekrar aradım. Dediğiniz her şeyi ettim ama bu akşam için boş yer yokmuş. Rezervasyon yapamıyorlarmış. Ha, tamam, teşekkürler. İremciğim. Sen şimdi dosyayı mekanda masa ayarlamak için mi aldın benden? Ah İrem ya. Keşke bana söyleseydin. Ben ayarlardım. Hani avukatlarıyım ya. Bir dakika, gerçekten ayarlar mısın? Tabii ki hayır. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gerçekten sedir oldum. Son salkım bu arada. Üzüm bitmiş. Hoş geldiniz Özgür Bey. Bulut, ne haber güzel? Çok iyi. Nasıl enerjimiz bugün? Mükemmel. Fulüs. Birkaç arkadaşınız aradı, rezervasyon yaptırdı. Bir de sizi sordular. Okey, geldiğimi sakın böyle kimseye haber etme. Yeni mekanla ilgili böyle toparlamam gereken birkaç acil işim var. Biliyorsun birkaç günlüğüne şehir dışına gidiyorum. Oradayken de senden böyle ekstra bir şeyler isteyebilirim. Tabii. Ben görev aşkıyla yanıyorum biliyorsunuz. Her zaman buradayım. Zaten ben de yeni mekanla ilgili sizinle görüşmek istiyordum. Okey. Geldiğimde konuşuruz o zaman. Okey. Babacığım. Evet. Oldu bu iş. Hangi iş oldu? Ne işler karıştırıyorsun yine? Kariyer canım. Seni fazla ilgilendirmeyen konular. Takma sen. Devam et. Bir şey diyeceğim. Yeni mekana mı geçiyorsun? Hem de halkla ilişkiler sorumlusu olarak. Müdürem, ekip olarak geçiyoruz değil mi? Sonuçta biz bir ekibiz ve ayrılmamamız lazım. Ayrıca beni burası çok boğdu zaten biliyor musunuz? Ben de öyle geçmek istiyordum yeni mekana. Güzel oldu. Hoş. Boğdun değil mi? İyi oldu. Beter ol. Neden? Biz bir ekibiz ama. Şaka yapıyorsunuz. Hoş geldiniz. Merhaba. Rezervasyonunuz var mıydı? Yok, hayır. O zaman size yardımcı olamayacağım. Bugün polis. Yok, siz yanlış anladınız. Ben bir dosya bırakmaya gelmiştim Ozan Bey'e. Avukat Deniz Koparan. Siz iletin isterseniz. Yok, ben iletemem. Benim yetkim dışında. Size şöyle yardımcı olayım. Barda biraz dinlendireyim sizi. Ben de Ozan Bey'e haber vereyim. Siz direkt kendisine iletin. Peki. Buyurun. Emre Bey, Deniz Hanım, Deniz Koparan, avukat kendisi, Ozan Bey'in arkadaşı. Sen ilgileniyorsun, ben Ozan Bey'e haber veriyorum. Gizem Hanım. Bara hoş geldiniz. Ne istersiniz, ne hazırlayayım size? Su. Su yalnız hazır olan bir şey olduğu için başka bir şey hazırlayayım isterseniz. Sadece su. İçine limonatayım. Hayır. Maydanoz. Hayır. Fesleğen. Hayır, düz su. Bunu arada kontrol et. Onları soslamadan mı götürmeyeyim, tamam mı lütfen? Şefim. Gizem. Seni bekleyen birisi var. Gizem çok meşgulüm, eğer önemli biri değilse... Önemli. Avukat kız geldi. Ne? Hı-hı. Burada? Evet, tam arkanda. Barda. Özgür burada mı? Hı, bahçede. Olmadı öyle. İçine beni de as. Yanmadım. Kız şunu. Baban ödüyor parasını. Abi Deniz gelmiş. Ne diyeceğim ben kıza? Muhtemelen sana teşekkür etmeye geldiği için rica ederim diyebilirsin mesela. Ya da
Ne demek yeter ki sen iste gibisinden bir şey diyebilirsin. Hemen ardından bu gece ne yapıyorsun diyebilirsin ki ben olsam bu fırsatı kaçırmazdım. Kız ayağına kadar gelmiş. Abi ne diyorsun ya? Diyorum ki Ezgi ile aramızdaki sorunu hallettik. Nasıl yani? Bizimle çalışmaya mı başlıyor? Yarın düğün için sabahtan yola çıkıyoruz. Ah be abi, niye söylemiyorsun böyle bir haberi bana? Abi görüyorsun halimi yani. Bunları bir toparlayıp hemen yanına gelip çok ateş var. Abi orada sıcak basıyor beni mutfakta ya. Neyse tamam, halloldu ya. Yani Deniz gerçekten bugün bana teşekkür etmek için gelmiş olabilir. Hala bu kadar bekletmeye devam edersen durum değişebilir. Onu bilemem tabii yani. Evet evet, hadi ben gidiyorum. Abi üstünü önlüğü çeki düzen ver, onu çıkart yani. Öyle mi diyorsun? Tabii canım. Tamam. Anlatıyorum ben abi, dinlemiyorsun. Dinlesen olacak bir şeyler de. Bardağı da içseydiniz. Şaka yapıyorum. Ya böyle gergin olmayın lütfen. Şaka bu, şaka. Kusura bakma Deniz'i beklettim seni. Deniz Hanım. Bir şeyler ikram ettiler mi bu arada size? Evet, su içtim. Güzel. Yeni mekanla ilgili tedarik sözleşmelerini hazırladım. Birkaç tane de raporlama yapsın. Hepsi burada dosyada. Aslında kurye getirecekti ama atlanmış. Yolun üzeriydi. Şansa bak. Anlamadım. Yani sizi de yormuşuz buraya kadar, zahmet etmeseydiniz. Rica ederim. Bu arada Ezgi için teşekkür ederim. Ne demek? Neyse, ben sizin vaktinizi almayayım. Gidiyor musunuz? Kalsaydınız bir şeyler isteydiniz, misafirim olurdunuz. Benim acelem var. Teşekkürler. Tekrar teşekkürler bu arada. Ozan Bey. Deniz Hanım. Resmi resmi hareket. Diyor mu? Tanışmaya gelmiştim ben de. Ne oldu? Bir şey olmadı abi. Böyle giderse de olacağı yok galiba. Sen de hiç yardımcı olmuyorsun ki abi. O kadar kadın, o kadar tecrübe. Ha, sorumlusu ben oldum şimdi. Ne yalan mı abi? Yani ben ne söyleyeceğimi, nasıl konuşacağımı bilmiyorum ki. Bu tarz durumlarda afallıyorum. Sen beni biliyorsun. Vallahi Buratello'm, ben sana söylüyorum. Yapman gerekeni ama sen dinlemiyorsun ki. Ne zaman söyledin abi? Duymamışım. Bir daha söyle. Şimdi söylüyorum yapman gerekeni. Heh. Çok basit yani. Bunu dinle, iyi anla ve yap, tamam. Şimdi böyle kadınlarla karşılaştığında yapman gereken tek şey... Abi arkana bakmadan kaçacaksın. Abi onca kadın onca tecrübe, bu yani. Bu mu abi? Evet. Kızlar ben biraz güneşleniyorum. Tamam. Kremi versene. Deniz. Hı. İstersen yer değişebiliriz. Orada güneşlenebilirsin. Niye ki? Ya şu yandaki herifler pis pis bakıyor da biraz rahatsız oldum açıkçası. Sana mı baktılar? Yok canım, olur mu hiç öyle şey? Sana baktılar işte. Bir dakika. Bana bakıyorlar, sen niye rahatsız oluyorsun ha? Nedir bu sahiplenme durumları falan? Hayırdır? Yok, belki görmemişsindir diye şey yaptım. Görürsen sen de rahatsız olursun diye düşündüm, o yüzden. Yok, ben rahatsız olsam söylerim zaten. Sen merak etme. Şişt. Alo, hayırdır ha? İlk defa mı kadın görüyorsun? Önüne. Aynen, dön. Ben yerimi değiştirmeyeceğim. Onlar baktıkları yeri değiştirecekler. Çok haklısın. Özür dilerim.
Ben Deniz'e şey yapayım. Sen. Aynen. Şişt, Deniz. Şişt. Ne yaptın sen ya? Ne yaptın Ozan'ı iyice haşladı, yazık çocuğa. Yok, ben az bile yaptım. Ben ona dün geceden uyuzum. Neymiş efendim, bazı kadınlar da böyleymiş, işte öyle davranırlarmış falan. Hayır yani, ayrıca kısıtlamak ne demek ya? Sen kim oluyorsun da beni kısıtlıyorsun bir kere? Tamam, haklısın. Sakin ol ama şey gibi düşün yani, kısıtlıyor demeyelim ona. Çok hoşlandığı için senden kıskanıyor böyle tatlı tatlı. Bence bunun kıymetini bil canım. Bak, beni kıskanan yok. Çünkü ben eğlenilecek kadın. Baktım. Cansucuğum, canım benim. Saçmalama istersen. Yani Levent kendine çok güvenen bir adam. Ayrıca sana da çok güveniyor değil mi? Ayrıca ya o adamın gece gündüz saksı gibi gözünün önündesin. Cansu, seni niye kıskansın Levent? Ha, ondan tabii ya. Yani. Ondan tabii. Bu arada sen nasıl araba kullanacaksın? Bayağı topallıyorsun falan şu an. Vallahi ben de bilmiyorum abi, onu düşünüyorum. Bakacağız. İstersen ben kullanabilirim. Ha, iyi. Güzel olur. Hı-hı, aynen. Hem yolda giderken de bazı kadınlar da böyle derken ne demek istediğini rahat rahat konuşuruz değil mi? Konuşuruz. İyi, çıkalım. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Tut çeneni işte ya, tut çeneni. Hayır, niye konuşuyorsun ki? Sen neyin kafasını yaşıyorsun ki? Kendime diyorum ben. Vallahi Brotello'm, ben artık ne oldu demeye korkuyorum. Kendi kendine yoluşmaya başladım. Biberlerle kavga falan ediyorsun sen. İyice aklını yitirdin yani. İyi geçmedi değil mi yolculuk? Geçmedi abi. Geçmedi, hatta berbat geçti abi. Her şeyi mahvettim abi. Evet. Anladığım kadarıyla şöyle bir şey oldu. Yolculuk boyunca ısrarlı bir şekilde ne demek istedin falan diye sana sordu. Sen de artık kendini ele verdin bir noktadan sonra. Hani bana karşı böyle şeyler hissediyorsun, o yüzden bana böyle davranıyorsun gibisinden bir cevap verdi. Evet abi. Tam olarak aynen bu şekilde söyledim. Ama beni sıkıştırdı abi. Ne diyebilirdim ki? Ne diyebilirdim yani? Çok basit aslında yani cevabı. Bugüne kadar yaşadığın olumsuz tecrübelerden dolayı erkeklere pek güvenmiyorsun. Anlıyorum. Yani bu şekilde davranarak da bir savunma mekanizması geliştirmişsin gibi. Ilıman, bu şekilde böyle agresif değil, ılıman bir cevapla hani. Böyle mi demeliydim? Evet. Hem bu şekilde yani seni anlıyorum demiş olacaktın. Yani empati kurduğunu göstermiş olacaktın. Hani ben de derin bir erkeğim mesajını vermiş olacaktın ki ufak ufak artık bunları işlemek lazım bu mesajları. Anlatabiliyor muyum? Nasıl ki sen şu anda hani bıçağı bıraktın, o da ufak ufak ardını indirmiş olacaktı. İyi abi, söylemiyorsun ki bunları bana ya. Sen biliyorsun abi, aşk konularında benim IQ'm düşüyor. Benim basmıyor oralara kafam. Canım kardeşim, söyleyecektim de sen durmuyorsun ki. Ben kızla görüşme diyorum sana. Sen gidiyorsun, arabanı kullandırıyorsun ya. Senin de bir kulağından giriyor, diğer kulağından çıkıyor. Tuzağa düşürdü beni. Bir şey diyeceğim ya. Bu ne dedi peki sen öyle deyince? Ben senden hoşlandığım için sana böyle davranmıyorum. Sana uyuz olduğum için böyle davranıyorum dedi. Ne diyecek? Oo, ablamız çok sert çıktı. Onu böyle bir marine etmek lazım güzelce. Sen ne dedin peki? Ne diyeceğim abi işte. Direkt geri vites yaptım. Özür dilerim. İşte sen beni yanlış anladın. Bunu hiç konuşulmamış varsaysak falan diye saçmaladım. Ne diyeceğim? Tebrik ederim kardeşim. Yani söylememen gereken ne varsa ne hepsini böyle bir çırpıda söyleyivermişsin yani. Bir kadın 10 saniyede nasıl kaybedersin? Başrollerde işte. Ya. Abi Ozan linçe. Ya dalga geçme. Vallahi bak, her şeyi zaten her şeyi mahvettim. Vallahi patlıcana kafa atacağım şimdi. Ozan ya, sakin. Önce o patlıcanı profesyonelliğine yakışır bir şekilde yere koy. Yavaşça. Yavaşça. Derin nefes al abi. Uyduruktan alma abi. Derin. Derin bir şekilde. Aldım abi. Heh. Sana yardım edeceğim. Vallahi. Nasıl yani? Hala ümit var mıdır? Var abi, kesinlikle var. Yani sözümden çıkmazsan, her şeyi batırmazsan var. Yani öncelikle kötü alışkanlıkları bırakman lazım. Nedir onlar? Deniz'le ilgilenmeyi bırakacaksın. Bu çok net burası. Ne oldu? Alo, Ozan Dinçer ben. Bir çiçek siparişi verdim de onu iptal edebilir miyiz? Derhal ama lütfen. Teşekkürler, sağ olun. Çiçek. Reddedildiğin için ha? Ne yapayım? Abi şu andan itibaren senin replikleri ben yazıyorum. Sen hiçbir şey konuşmuyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun, tamam mı? Bana bırakıyorsun her şeyi, ben de. Evet ya, yok benden olmayacak abi. Sen diyeyim, %100 sen diyeyim abi, okey.
Dağınıksın canım ya. Şu an toplantıya girecektik ve tam 4 dakika geç kaldık. Farkında mısın? Benim bir mail atmam gerekiyordu. Onu attım. Şimdi geliyorum. Git Fatih. Yok canım, bekliyorum ben seni. Yok yok, git git. Bekliyorum, bekliyorum. Buyurun önden. Tabii tabii. Deniz fotoğrafımı mı beğendi? Deniz fotoğrafımı beğenmiş. Ben ne yapacağım şimdi? Ben de bütün fotoğraflarını like'layayım. Hayır, bir şey yapma. Bari bunu mahvetme Ozan ya. Hemen. İnşallah görmüştür ya. Görmüş müyüm? Görmüştür, ne görecek? Bari hangi fotoğrafını beğenmiş ona bakayım. Beğeni geri mi aldı? Ya da yanlışlıkla like'ladı. Neyse. Yani profilime yanlışlıkla girmiş olamaz herhalde. Aklı bende demek. Oy, bugünkü davranmaya devam, tamam mı? Bozma kendini, ilgi yok. Tamam, ben de merak etme. Gözüm üzerinde. Hoş geldiniz. Ozancığım. Nasılsınız Ercan Bey? Sağ ol canım, sen nasılsın? İyiyim, geldiğinizi gördüm mü? Merhaba diyeyim dedim. Çok iyi yaptın. Sizler de hoş geldiniz. Merhaba Deniz. Merhaba. Biz de bugün buraya güzel bir kutlama yapmak için geldik. Ya tabii başka bir yere gidemezdik değil mi Ercüment Bey? Mümkün değil. Harika, biz de sizi ağırladığımız için çok memnunuz tabii. Harika, çok güzel. Oo, yemeklerimiz de geldi. Aa, şey, empanadas değil mi bu? Evet. Nedir ki bu? Güney Amerika usulü çiğ börek. Çiğ börek? Evet. Ercüment Bey mutlaka deneyin, efsanedir. Ama rejim... Boş verin. Bu ne, bunu bilmiyorum. O coxinha, Brezilya usulü içli köfte. Aa, içli köfte. Bu arada denemenizi isterim, çok lezzetlidir. Rejime rağmen bir parça almıştım. Bence kesinlikle bu fırsat kaçmaz Ercüment Bey. Gerçekten bu zamana kadar nasıl denemedim, en ufak bir fikrim yok. Bir parça arayayım o zaman. Enfes. Ozan Şef, bayıldım. Latin mutfağına zaten bayılıyorum ama bir de yani sizin elinizden çıkmış, aksi kesinlikle mümkün değil. Teşekkürler, efsane. Çok sağ olun. Bu arada Latin mutfağına ilginiz varsa eğer, bu hafta sonu bir Latin gecesi düzenleyeceğiz. Yani kaçırmayın derim. Hatta öncesinde Latin lezzetleriyle ilgili bir workshop'ım olacak. Seve seve geliyorum. Kesinlikle. Harika. Eğer ilginiz varsa kaçırmayın derim. Asla kaçırmam. O zaman isminizi listenin en başına yazıyorum. En başa. Harika, çünkü listenin başında olmayı her zaman çok sevmişimdir. Bu da bir tesadüf olmasa gerek o zaman. Ozan Şef'im bir bakar mısınız? Mutfakta size ihtiyaç var. Yanıyor buralar. Tamam, geliyorum. Tekrar afiyet olsun. Teşekkürler. Sağ ol Ozan'cığım. Teşekkürler. Yandı mutfak. Geldim. Oğlum sen ne yapıyorsun Moruk ya? Ne yapıyorum? Deniz'in yüzüne bakmadım işte, söylediğin gibi. Abi sen beni doğru anladığına emin misin? Gerçekten. Uzaktan nasıl görünüyorsun biliyor musun? Yani onun iş arkadaşına şu an asılıyor gibi duruyorsun. Ha evet. Bilerek yaptığımı öyle konuştuk ya işte. Deniz de kıskanmıştır. Kıskanmıştır. Hatta acık bile olmuştur. Yok canım, o kadar değil de. Belki o da olur gücünün yani. Bekle olur. Bekle olur yani. Nasıl bekle olur? Bekle, bu şekilde böyle bekle, olur. Ben yine yanlış bir şey mi yaptım? Ben bir lavaboya gidip geleyim. Bak şimdi, bakışa bak şimdi, çaktırmadan bak. Baktırmadan bak, nasıl bakacağım, bak şimdi. Ha, aldın mı rüzgarı?
Ha? Aldım. Ha. Bu mutfakta ne oluyor abi? Ateşten beyinler mi yanıyor? Gidiyor mu beyinler? Ne oluyor yani? Ben anlamıyorum. O senin dediğin bu arada çalışır. Yani olur yani ama bu durumda değil. Belli ki rekabet paralarında, iş arkadaşlık falan. Burada olmaz o dediğin şey. Tuvalet yok, gitmeyeyim. İyi açladı ha. Sayende. Oğlum niye söylüyorsun ben yaptım? Sen de kurtarıver senin durum. Ne olacak yani? Gerçi durumu kurtarmak istememeni anlayabiliyorum yani. Sen de haklısın. Ne demek o? Yani... Konuşmayacağım ben. Ne yap oğlum ne? Bir dur. Deniz selam. Yani bir şekilde seninle konuşmak istiyordum ama bir türlü fırsat bulamadım. Senden bir konuda özür dilemek istiyordum yani. İrem'e haddinden fazla yakın davrandım o gün. Biliyorum çocukça ama işte böyle seni kıskandırmaya falan çalıştım kendimce yani. Senin ilgini çekmeye çalıştım ama biliyorum yani çok aptalcaydı. O yüzden senden o gece için özür dilerim. Biraz saçmaladım. Yani bir şey söylersen çok sevinirim çünkü gerçekten bu beni böyle boğuyor. Çocukçaydı de, salakçaydı de her şey okeyim yani. Böyle olunca çok utanıyorum çünkü. Bir şey söylemeyeceksin galiba. Ne var? Sen ne yapıyorsun? Ben sana ne söylüyorum? Sen... Şişt, ses sus. Duyacak, duyacak. Ben sana bunları mı söyledim? Nereye duyuyor ya? Kulağa bak, kulağa. Kulaklık var, kocaman. Müzik dinliyor, bir şeyler izliyor. Allah Allah. Ne duyacak? Ah be abi ya. Tam da cesaretimi topladım. Her şeyi söyledim ya. Bir şey diyeceğim. Şükürler olsun ki duymadı. Yani ben sana ne söylüyorum sen git ne yapıyorsun ya? Ah be abi ya. Abi ben taktik maktik yapamıyorum ya. Artık bundan sonra taktik falan istemiyorum senden abi. Çünkü ben ne istiyorsam onu söyleyeceğim. Hale bak hiçbir şey beceremiyorum ya. Bir haftadır neler yaşıyorum abi. Kızı anlatmaya çalışıyorum derdimi şu hale bak. Patlıyoruz ya. Ne haber? Şok. İyi sporlar. Deniz. Aa, Erdem ne haber? İyidir valla. Hiç yoksun kızım ortalarda. Ya tempo yoğun gelemiyorum ki. İyi hadi o zaman sporunu bitir de bir kahve içelim. Ya aslında benim işim bitti sayılır. Dur bir Ezgi'ye sesleneyim. Tamam. Gidelim. Ezgi bitirelim mi? Evet evet bitirelim bence de. İyi tamam ben Erdem'le kafeye geçiyorum gel sen de. Yok ben eve geçeyim canım ya. İşim var. İyi peki sonra görüşürüz o zaman. İyi eğlenceler. Kolay gelsin. Hı. Bir şey söyleyeceğim. Çok iyi oldu ya geldiğimiz. Bak iyi ki getirdin beni. Yani güzel stres atmış olduk dediğin gibi. Vallahi bak. Gel. Bir tur da saunaya falan girelim. Orada stres atarız. Ben saunayım zaten şu an. Güzel. Bunu değiştirsek mi acaba? Biraz şey duruyorlar. Ne yapıyoruz bugün? Bugün taco öğreteceğim herkese. Ya. Hoş geldiniz. Selam. Hoş geldiniz. Selamlar. Hoş geldiniz. Eyvallah. Ne haber canım? İyilik, sağ ol. Allah'ım nasıl her yer cap canlı ya. Ozan şefim. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sabırsızlanıyorum gerçekten şu an. Ne güzel. Ezgi'ciğim, nasılsın? İyiyim yeşim, sen nasılsın? Hoş geldiniz. Ne güzel olmuş buralar. Herhalde şüphem mi vardı? Hayır canım. Mutfak Ozan'a emanet zaten. Hı. Herhalde böyle olacaktı. Barımız zaten biliyorsun malum. Şaşırdın mı yani iyi olması? Gerçekten sabırsızlanıyorum şu an sizden bir şey öğreneceğim diye. Ne güzel. Alo Deniz neredesin? Başlamak üzere. Ya şimdi İrem orada ben gelmesem. Ya saçmalama. İlk organizasyonumda beni yalnız bırakamazsın. Zaten Cansu da geç gelecek hadi gel. İyi peki tamam. Tamam bekliyorum bay bay. Ben size önlüklerinizi vereyim. Canım bana yardım eder misin? Tabii. Şöyle yapalım. Ozan Şef sanırım sana ihtiyacım var yine burada. Her zamanki gibi. Buyurun. Evet. Ben de. Bir de
Hazırsak herkes yerine geçsin. Ezgi'cim yerini alalım. Yok, ben birazdan katılacağım. Sen kaytarmaya çalışıyor olabilir misin? Hayır, olamam. Ezgi'cim, senin galiba bu işlerde elin yatkın değil çok. Aa, hiç olur mu öyle şey Yeşim? Aksine, doğuştan yetenekliyim ben yemek yapmaya. Birazdan görürsün zaten. Deniz'i bekliyorum. O yalnız kalmasın, biz onunla birlikte başlarız. Öyle mi? Ya aslında vaktimiz var, biraz o gelsin, hep beraber başlayalım. Ne güzel fikir. Öyle yapalım. Hadi yerimizde bekleyelim o zaman. Deniz gelsin, onu bekleyelim değil mi hep birlikte? Tabii bekleyelim. Deniz'i bekleyelim öyleyse. Ben çok iyi yardımcı olabiliyorum önlü konusunda. Yardım edeyim mi? Fark ettim onu da, teşekkür ederim. Kendim bağlayabilirim. Emin misin? Tabii. Debeleneceksin bak orada. Cebelleşme boşuna. Siz çok yoruldunuz, çok önlük bağladınız şimdi. Merhaba, kusura bakmayın geç kaldım. Hoş geldin Deniz. Selam. Hoş geldin Deniz. Merhaba. O zaman herkes geldiyse başlayalım. Tabii. Arkadaşlar sizi bugün Latin mutfağıyla tanıştıracağım. Evet. Öncesinde de Meksika yemeği olan, hepimizin artık bildiği, sevdiğinizi düşündüğüm taco'nun yapımını göstereceğim. Nedir hocam taco? Meksika usulü tantuni. Ha öyle. Ha. Kemer mi? Evet, süremiz doldu. Herkes elindekini bıraksın. Şaka yapıyorum. Eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Tamam. Zaten gayet iyi görünüyor. Şefim buyurun, tadına bakın. Allah Allah. Tamam. Aşırı iyi değil mi? Hmm. Gerçekten iyi. Bravo. Dedim sana. Ummadık taş baş yararmış. Yarar valla. Dikkat etmek lazım. Benimki de çok başarılı oldu bence. Yeşim, kabağı bütün mü koydun? Hayır, kesip koydum tabii ki. Nasıl? Çok iyi. Bravo. Gerçekten teşekkür ederim. Beklemiyordum. Çok yapıyorum. Teşekkür ederim. Gayet iyi. Ozan Şef, bence benimkini de bir tadına bakmalısınız. Tabii. Kıskanç, kıskanç. İnsan bunun tadına nasıl bakar? Çili alerjim olduğu için koyamadım. Ama bence yine de güzel oldu. Bir bakın istersen. Çili biber alerji mi var? Evet. Üzücü olmuş çünkü mutfağın olmazsa olmazıdır. Öf, tahmin edebiliyorum ama hiç hastanelik olmaya da niyetim yok. Tabii ki. Gayet iyi. Bravo. Süper, çok sevindim. Ben bu arada yani mutfakta inanılmaz beceriksiz biriyim ama o kadar güzel anlattın ki resmen senin sayende başardım. Ne mutlu, harika. İnanmıyorum. Nasıl yakışmış vallahi, çok bayıldım. Beğendin mi? Çok yakışmış, çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Konsept uygun. Aynen, konsept uygun. Çok yakışmış vallahi, bayıldım. Eline sağlık. Deniz. Erdem. Ne haber? İyidir senden. İyi ben de. Hoş geldin. Gel. Hoş geldin Erdem. Hoş bulduk. Ne kadar güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben Erdem'i çağırdım çünkü yalnız kalmayayım diye. Hani daha Cansu gelmedi ya. Aslında yalnız sayamazdın ya, İrem vardı. İrem deme bana, İrem deme deme. Ay çok kötü olmadım ya, bakamadım ya, çok kızardı. Gerçekten çok kötü oldum. Yani üzülmek istedim. Zorladım kendimi de pek üzülemedim. Yani vallahi ben de üzüldüm desem yalan olur. Ben bir şey mi kaçırdım çünkü iki dakikada birisini gömdünüz de. Gömdük ama vallahi haklıyız. Yani boşa gömmedik. Bu ne şimdi?
spor hocası değil mi ya? Geçen gün gördüğümüz. Ha? Şimdi yardım lazım falan dolaşıyor. Ha. Hani yardım olması da yardım gerekiyormuş gibi böyle bir tavır. Sürekli bir yardım etmeye çalışıyor. O arkadaş işte, spor hocası bu. Evet. Evet. Niye gelmişim? Deniz'le mi geldi? Deniz'le gelmedi. Şu an geldi o. Bir şey yok yani, geldi. Bilmiyorum. Özgür. Ne? Aralarında bir şey var mı öğren abi? Vaa, çocuğun tipine bak ya. Hem yani kere seninkinin tarzı değil zaten. Yani o göz var mı sevgili olacak? Deniz'de o göz var mı? Yok, olmaz yani. Arkadaştır bunlar. Özgür. Ne abi ya? Öğren abi. Ne attırayım mekanına istiyorsan bir el hareketiyle. Özgür. Şey yapma, biraz fındık ye. Özgür. Hı. Hadi abi. Ne hadi abi, abi ya? Ne? Gel gidelim beraber o zaman. Göster kendini. Sen de orada bir belir yani. Ağırlığını koy. Ha? Olur. Bekle. Tamam, hadi. Nereden çıkıyor bunlar ya? Ha? Merhaba. Yardım lazım mı? Tanıştırayım Erdem. Deniz'in arkadaşı. Merhaba. Merhaba. Ozan. Memnun oldum. Ben de. Bu akşam eğlenceli olacak. Mekan çok güzel olmuş. Ezgi sayesinde. Yani aslında sana bir teşekkür borçluyum Ezgi'yi hayatımıza dahil ettiğin için. Tüm bunlar Ezgi'nin eseri çünkü. Yani bana değil, Ozan'a teşekkür etmek lazım. Çünkü asıl bu işi yapan o. Et o zaman. Bir et yani. Teşekkür ederiz. Ne demek? Ya asıl ben teşekkür ederim üçünüze de. Çok şanslısınız. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Ben o zaman bir şeyler getireyim. Ya da getirmeyeyim, sesleneyim. Çünkü mekan sahibiyim ya, o yüzden. Öyle de bir şeyim var. Şimdi sen spor hocasısın. Ya Erdem benim çok eski arkadaşım. Yani ta böyle yüzme takımı, stop takımı falan o zamanlardan. Ortaokul falan yani. Mavi midyelerde komik bir takımda oynuyorduk. Böyle saçma bir amblemi vardı ya. Böyle evet, evet. Adını unutmaya çalışıyordum onun. Ya mavi midyeler ne ya? Mavi midyeler mi? Evet. Ben de o takımdaydım. Ne? Nasıl yani? Evet. Susamurlarını yenip şampiyon olduğumuz sene. Ben de 8 numaraydım o takımda. Bir dakika, emin misin? Çünkü o sene 8 numarayı Mehmet diye bir arkadaşımız giyiyordu. Evet. Hatta evet. Deniz'in büyük aşkıydı. Ne? Senin çocukluk aşkın mı vardı? Hayır, çocukluk aşkım değil tabii ki. Yani çocukça bir şey. Mehmet sen misin? Ben anlamadım. Evet abi, evet. Yani Mehmet Ozan Dinçer. O zamanlar Mehmet'i kullanıyordum tabii ki. Yani. Hı. Aa, siz bayağı çocukluktan tanışıyorsunuz o zaman. Deniz. Tabii ya. Çilli Deniz. Gerçi çiller gitmiş biraz ama gözlerin aynı. Yani sen de çok değişmişsin. Ama gözlerin aynı. Siz çocukluk aşkı çıktınız. Oğlum sen evet. Takımı bırakıp gittin. Nereye gittin? İşte annem babam ayrıldı. Sonra İzmir'e gittik falan. Sonra bana orada Ozan diyeyim. Yeni life kafası falan işte, saçma sapan. Çok ilginç değil mi şu an her şey? Mehmet demek. Olaylara bak. Hayatımı kurtarmıştım. Vallahi, evet. Bir de hayatını mı kurtardı? Evet, boğuluyordun. Yani boğuluyordun. Evet, su yuttum. Oğlum sen nerelerdesin, ne yapıyorsun? Anlat. Ya bir dakika, sen ya. Şimdi kaleci Erdem misin? Evet. Abi gel şuraya ya, saçmalama. Ne haber? Hey, oh, oh ya. Evet, şöyle, karışımımın adı ilk aşk, ilk heyecan. İçindekiler. İçinde çilek var, kiraz var, vişne var. Daha sonra tropikal meyveler. Ne mesela? Hangileri onlar? Mesela örnek verecek olursak. Frambuaz var. Efendime söyleyeyim, yaban mersini. Morluk da var hafif o. Hafif morluğu katan o. Hafif morluğu kırmızı o katan o. Yani çili biber kullanmadım, alkol kullanmadım. Emre'cim sen genelde reçeteni vermezdin. Ama işte kabarıyor insanlar alerji falan durumlarından. Baştan. Çılgın çılgın hareketler. Gerçekten nereye gidiyoruz ya? O zaman yıllar sonra tekrar karşılaşmanıza. Vay be, olaylara bak ya. Yıllar sonra sen kalk, nereden nereye işte, ilk aşkından, ilk heyecanından, şu anki neyse işte. Evet. Karşılaş. Abi. Çok ilginç. Yani demek ki seni ilk gördüğümde etkilenmem öyle boşuna değilmiş. Yani etkilenmek derken gözüme çarpmandan bahsediyorum. His olarak seni tanıyormuşum.
Yani ilk aşk demeyelim. Ona ne diyelim? Hı, ilk aşk değil çünkü daha böyle çocuksu duygular gibi diyebiliriz, evet. Aa Deniz, ne çocuksu duygusu? Bildiğin aşık mısınız birbirinize? Ayrıca ya biliyorsun bence asıl o zamanki duygular gerçek. Düşünsene pırıl pırıl tertemiz, duvarsız. İnsan büyüdükçe tecrübeler giriyor işin içine. O zaman da işler değişiyor. Katılaşıyoruz. Evet, katılıyorum. Yani gerçi orası öyle, doğru söylüyorsun. Evet ya. Şu an hatırlıyorum da sen ne kadar neşeli, pozitif, eğlenceli, sempatik biriydin. Doğru, evet öyleydim. Aa, gerçekten mi? İşte her şeyin yavrusu güzel oluyor. Ya hiç sen sempatik oldun mu mesela hayatın bir evresinde? Tanıyor musun o duyguyu, nasıl bir şey? Ha? Ya gerçekten pamuk gibiydi. O kadar tatlıydı ki. Ya ben şu an gerçekten o kadar kötü müyüm? Kötü demeyelim de Ozan, ne diyelim? Hani fazla gardlı, fazla duvarlı artık ne yaşadıysan. Yani. Yani bu arada ne zaman istersen konuşabiliriz, anlatabilirsin. Evet, biz çıkabiliriz mesela, konuşabilirsiniz. Yani anlatabileceğimi çok sanmıyorum ama sağ ol. Mekanda yavaş yavaş kalabalıklaşmaya başladı. Ortam hareketleniyor. Sen ne yapacaksın? Üstünü falan değiştirecek misin? Ben üstü aynı kalacak. Pantolonla ayakkabıyı değiştireceğim sadece. Ondan sonra giyin. Deniz, keşke sen de giyinseydin. Hı? Ben işten geldim ya, ondan böyle. Tamam. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben bir keyif alıyorum şu anda. Yani bu mekanın böyle bir ilente gerçekten ihtiyacı varmış. Her şey bir anda değişti. Uzun zamandır böyle bir keyif almamıştım ben. İyi ki varsın, hayatımızdasın. Bir de küpen çok hoş, çok hoşuma gitti. Evet, bu kadar sürecek. Efendim? Aa, tamam. Tamam, anladım. Yok yok, sorun değil. Görüşürüz. Ne oldu? Gelemiyor mu Serdar? Ya evet, tam çıkacakmış da son dakikada bir hastası gelmiş, o yüzden gelemiyor. Ama elimden geleni yaparım dedi. Ya kızım, sizle bir buluşamadınız ya. Aa, geçen hafta buluştuk ya. Evet, doğru. Ben unuttum, tamamen aklımdan çıkmış, buluştunuz tabii ki. Evet. Müsyenler de kurulmaya başlamış. Tamam, eğlence başlıyor. Evet. Evet. Ne oluyor? Hiç sonra alacağım söz. Ne güzel değil mi? Harika. Yavaş yavaş eğlencenin dozu hep artıyor. Bayılırım. Ay, geçen gün ben de ondan sipariş verdim. Efsane, bayıldım. Bence yine ondan sipariş verelim kızlar. Değil mi? Aa, İrem? Deniz. Hayırdır, çok şaşırdım. Yani açıkçası ününden sonra ben dinlenirsin zannediyordum ama iyi görünüyorsun. Yok canım, gayet iyiyim gördüğün gibi. Gayet iyisin gerçekten. Ama tabii sen dünü kaçırdın. Ya çok güzel bir geceydi. Yani çili biberli kokteyller gerçekten efsaneydi. Yani biz çok eğlendik. Çok eğlendiniz. Hı-hı. Sen ve eğlenmek. Yani ikisi aynı cümle kalıbında olunca tabii böyle insan bir yadırgamıyor değil yani, neticede hiç alışkın değiliz. Değil mi? Yani dün orada olsaydın, yoktun ya, dün orada olsaydın ne demek istediğimi iyi anlardın. Sen hiç merak etme hayatım, ben bundan sonra Ozan'ın her türlü organizasyonunda yanında olacağım. Hiç yalnız bırakmayacağım. Anladım. Telefon çal. Buyur. Aa. Ozan arıyor. Beni arıyor. Efendim Ozan? Selam Deniz, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Az önce Erdem'le konuştum da gün içinde buraya gelecekmiş. Sohbete doyamadım, tekrarlayalım dedi. Sen de gelmek ister misin? Bir programa bakmam lazım. Yani bence gelsen güzel olur, eski günleri yad ederiz. Güzel olabilir. İyi, tamam o zaman. Geleyim ben de, gelirim. Süper. Kaç diyelim? 8 gibi olur. Tamam, görüşürüz o zaman. Görüşürüz.
Alo. Efendim Yeşim'cim. İyiyim canım, iyiyim, toparladım. Birlikte yiyelim, süper. Tamam canım, öpüyorum, görüşürüz. Bay bay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.